Merhaba, Düşüne Düşüne programında beraberiz yine. Talip Hocam, Atilla Hocam hoş geldiniz. Bir aydır Ukrayna'yı konuşuyoruz ve her hafta acaba barışa dümen kırılacak mı ümidiyle açıyoruz programı. Zannedersem bu hafta birazcık daha müsbetiz. İstanbul görüşmelerinin arkasından yapılan açıklamalar, hem Cumhurbaşkanımızın görüşme öncesinde yaptığı açıklamalar, görüşmenin aslında mahiyeti hakkında fikir vericiydi. Akabinde iki taraftan gelen açıklamalar da bir yola girildiği intibası uyandırdı bizde. Zaten Belarus'taki ön görüşmeler, İstanbul, yine Antalya'da yapılan Dışişleri Bakanlarının görüşmesi ve arkasından da İstanbul'da iki heyetin karşılıklı müzakeresinin ardından bir noktaya taşındı. İki tarafta liderlerin görüşebileceği bir vasatın oluştuğuna dair açıklamalarda bulundu. Ve bir takım aslı maddeler de sıralandı. Hem biraz onların üzerinden geçmiş olalım. Hem de İstanbul'un, Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işlevi, bu süreçteki işlevi gerçekten hani diplomasi başarısı olarak hani Batı medyasında da batılı siyasetçiler tarafından da övgü aldı ve bir örneklik teşkil etti. Bunu geçen hafta da konuştuk ve bu hafta aslında tam da böyle meyvesini verdi diyebiliriz bu çaba, bu emek. Buradan başlayalım, devam edelim isterim. İç siyasete de geleceğiz kuşkusuz. Birkaç tane farklı başlığımız var. Kısa kısa turlayalım. Talip Hocam, takip ettiğiniz süreci öyle tahmin ediyorum. Nedir gözlemleriniz, söyleyecekleriniz? Dünya Ukrayna'daki savaşı çok yakından takip ediyor. Çünkü bu savaşın artık iki ülke arasında değil, iki blok arasında olduğunu herkes görmeye başladı. Ve savaş uzadıkça da ilgi daha da artıyor. Zira bu savaşın etkilerine bakıldığında etkileri Ukrayna sınırları içerisinde kalmadı, Rusya sınırları içerisinde kalmadı. Gittikçe bir taraftan göç ile diğer taraftan da ekonomik boyutları itibariyle bütün dünyayı kazıp kavuracak bir endişe yarattı. O nedenle dünyanın neresine bakarsanız bakın, en ücra köşelerinde bile bu mesele konuşuluyor. Çünkü bu savaş uzarsa, bu savaş devam ederse, işte enerjiden buğday veya diğer gıda üretimine, bunların dağıtımına, dünyada kıtlık olup olmayacağına ilişkin pek çok aslında kaygılar var. O nedenle bir taraftan da bu kaygılar barış arayışlarını tabii ki hızlandırdı. Bunu geçen hafta da biraz tartışmıştık. Özellikle Brüksel'de NATO toplantısında ortaya çıkan bir manzara vardı. O da NATO ülkelerinin her karış toprağının korunacağı yönünde bir vurgu idi. Bu aslında Türkiye açısından da önemliydi tabii. Ama bunun ötesinde savaşın sonlandırılmasıyla ilgili pratik ne tür adımlar atılabilir konusunda dünyanın kafası karışık. Bu konuda baştan beri, bu krizin ilk ortaya çıktığından beri Türkiye'deki aslında bakış çok netti. Sayın Cumhurbaşkanı her iki ülkenin de Türkiye için önemli olduğunu, Türkiye'nin iki ülkeden de vazgeçemeyeceğini çok rasyonel temellere oturtarak anlattı. Gerçekten de öyle, çünkü Türkiye'nin ekonomik ilişkilerine bakıldığında, jeopolitik konumuna bakıldığında iki ülkeyle de çok yakın, çok derin münasebetleri var. Yani Türkiye'nin NATO üyesi olması, Avrupa Birliği'ne girmeye tam üyelik faaliyetlerine bulunması bu iki ülkeyle olan ilişkileri farklı şekillerde konumlandırmaya neden olmadı. Çünkü bazı ülkeler NATO çerçevesinde hareket ettikleri için çok daha sert konumlara geldiler. Bununla biraz da tabii ki özellikle Doğu Avrupa ülkelerinin, NATO'ya daha sonra katılmış olan ülkelerin Sovyetler dönemindeki tecrübeleri var biliyorsunuz. Bu tecrübeler de onları ister istemez Sovyetler Birliği'nin mirasçısı olan, varisi olan Rusya'ya çok ciddi yaptırımlar uygulamaya kadar giden ve Ukrayna'ya askeri yardımlarda bulunmaya giden bir yola itti. Türkiye aldığı pozisyonla her iki ülke için de güvenilir bir aslında partner, güvenilir bir diplomatik uç olarak görüldü. Ve baştan beri zaten Sayın Cumhurbaşkanı, Türk hükümeti şunu söylüyordu: biz her türlü arabuluculuğa hazırız, kolaylaştırılacağa hazırız. Ve perde arkasında da bu görüşmeler devam ediyordu. Yani Cumhurbaşkanı bu görüşmeler olmadan, hatta Antalya'daki diplomasi buluşması olmadan bile biliyorsunuz her iki ülkenin liderleriyle bir araya geliyor, görüşüyor, telefonlaşıyordu. Dolayısıyla aslında şunu söylemek lazım. Neden taraflar barış masasına oturuyor? Çünkü iki tarafta savaşın uzamasının maliyetlerinin kendileri açısından çok ciddi boyutlara ulaşabileceğini gördü. Ukrayna'dan 4 milyon insan şu anda biliyorsunuz memleketini terk etti, ülkeyi terk etti. Rusya açısından bakıldığında askerlerinin işte lojistik ihtiyaçlarını neredeyse karşılayamayacak olan bazı şehirlerde çok kaba bir tabir ama yani batağa neredeyse saplanacak bir duruma geldiği, ilerlemenin az olduğu, o nedenle de gittikçe hırçınlaştığı, yani daha çok böyle carpet bombing dedikleri havadan saldırıların devam ettiğini görüyoruz. Bu açıdan bir barış arayışı da var aslında. İki tarafta bir şekilde bu işin son bulmasını istiyor. O bakımdan Türkiye çok iyi bir ortam oluşturdu bunlar için. Ve İstanbul, şimdi dünya her ne kadar Ukrayna meselesinde konuşuyor idiyse de bu hafta boyunca pazartesinden itibaren dünya aslında Türkiye'yi de konuştu. Hatta Türk dış politikasının işte yeni bir şekil aldığı, tekrar işte bütün işte komşularla ve bölge ülkeleriyle tekrar sıfır sorunlu döneme girildiğine ilişkin analizler yapıldı. Halbuki Türk dış politikasında biliyorsunuz hükümet açısından bakıldığında temel olarak bir çizgi değişikliği olmadı. Hep başta nerede duruyorsa şimdi de aynı şekilde duruyor. Ama diğer ülkelerin Türkiye'ye yakınlaşması, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri gibi arada sıkıntıların olduğu ülkelerin yanaşması Türkiye'nin elini daha da güçlendirdi. Bu nedenle de hatırlarsanız geçen hafta yine bahsetmiştik, bunu hatırlatmakta yarar görüyorum. Türkiye'den ne Rusya'nın, ne de Ukrayna'nın, ne de NATO'nun ve AB'nin şu ya da bu tarafı illa tutacaksınız diye bir beklentisi yok şu anda. Bu beklentinin olmayışı da tabii ki Türkiye'nin elini rahatlattı ve Türkiye'yi cazibe merkezi haline getirdi. Zaten görüşmeler iki taraf arasında devam ediyordu. Bu Antalya'da zirve yapmıştı. Çünkü bakanlar arasında ilk defa görüşme sağlanmıştı biliyorsunuz. Heyetler arasında zaten yapılıyor ama tekrar şimdi İstanbul'da heyetlerin bir araya gelmesi ve Cumhurbaşkanı'nın da bir açılış konuşması yapması, bir güven ortamını tesis etmesi önemli oldu. Burada tabii görüşmeler Türk diplomasisi açısından kritik bir öneme haiz. Bunu ifade etmekte yarar görüyorum. Yani bütün dünyanın gözü şimdi tekrar Türkiye'de. Türkiye'nin gözünün insanların gelmesinin, akmasının, bakmasının temel nedenlerinden bir tanesi dış politikada açılımlar ama diğer taraftan Türkiye'deki başka gelişmeler. Yani işte savunma sanayiyle Türkiye'nin gelişmiş olması, bu yumuşak gücünün yanına bir başka güç daha eklemesi Türkiye'yi aslında böyle bir merkez haline dönüştürmeye başladı. Diğer taraftan tabii Türkiye böyle sert pozisyonlar almadığı için ülkelerle ilgili olarak jeopolitik açıdan da kendini rahatlattı. Yani aslında Türkiye demek ki önümüzdeki 10 yıllarda eğer bu trend devam ederse aslında bir arabulucu ülke haline dönüşebilir. Yani kendisini şu ya da bu blok içerisinde rahat hissetmeyen ya da o bloklarla rahat konuşamayanların çok daha rahat konuşabileceği, yatırım yapabileceği, her anlamda tabii bu yatırım yapabileceği bir ülke haline dönüştü. Bu bakımdan önemli. Ama tabii barış kolay mı? Yani aracı ister Türkiye olsun ister başka ülke olsun barışın hiç kolay olmadığını görüyoruz. Çünkü bu ülkelerin kırmızı çizgileri var. Ukrayna mesela sık sık açıklama yapılıyor. Ukrayna toprak bütünlüğünden vazgeçmeyiz diyor. Toprak bütünlüğünden vazgeçmemek demek aslında Kırım'dan da vazgeçmeyiz. Donbass'taki işte gelişmelerden dolayı oranın Rusya'ya ilhak olmasına da karşıyız demek. Ama işin NATO'ya üyelik meselesi vesaire gibi konularda bir yumuşum olduğunu görüyoruz. Bu aslında biz masadayız ve müzakerelere devam edebiliriz demek. Rusya açısından bakıldığında da aynı şekilde. Rusya hiçbir zaman Ukrayna'yı ülke olarak kabul etmezken, bağımsız bir işte devlet olarak kabul etmezken bugün geldiği nokta, İşte çok kısa sürede Kiev'i alırız veya alınır hayalinden vazgeçildiği ve masaya oturuldu. Çünkü eğer bu kriz çözülmeyecek olursa Rus ekonomisinin de bundan çok ciddi bir şekilde etkileneceği artık apaçık ortada. Çünkü Rusya beklemediği bir aslında tepkiyle de karşılaşmış oldu. Ukrayna içerisinde askeri anlamda beklemediği bir tepkiyle karşılaştı ve çok ciddi bir rezistans oldu. Diğer taraftan bütün dünya, Avrupa ve Amerika başta olmak üzere inanılmaz, kimsenin aklına gelmeyecek, beklemediği yaptırımlar uygulamaya başladı. Hatta bu yaptırımların dozu önümüzdeki günlerde daha da artabilir. Şunu biz gazetelerde gördük. Almanya'da mesela şu anda doğalgaz ve enerji kullanım konusunda belki hükümetin bunu bir karneye bağlama tabiri doğru değil ama bunu işte sınırlandıracağı, insanların tüketimlerine dikkat etmesi gerektiği çağrısı yapıyor vatandaşların, Avrupa ülkeleri hani sınırlandırma değil ama vatandaşın kendi kullanımına sınır getirmesi noktasında bir yaklaşım var. Evet, ve yeni arayışlar da var. İşte başka ülkelerle, Katar gibi ülkelerle anlaşmalar yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri LNG olarak Avrupa'ya çok ciddi miktarda doğal gaz taşıyacağını söyledi. Bütün bunların yarattığı bir ortam var. Her iki tarafta aslında savaştan çok ciddi zararlar gördü ve görmeye devam ediyor. Bu zararlar halka halka genişliyor. İşte biliyorsunuz bazı denizdeki tehlikeli maddeler Türkiye'ye doğru sürüklendi. Yolda bunlar ortadan kaldırıldı vesaire, mayınlar, denizdeki mayınlar. Yani bütün bunlar Türkiye'nin gayretlerinin daha anlamlı olduğunu gösterdi. Fakat bir şeyle bunu birazcık bitirmek istiyorum. Çok da fazla tutmak istemiyorum. Bütün bu diplomatik faaliyetler olurken, Türkiye bu konuda liderlik yaparken ne Amerika Birleşik Devletleri'nden ne Avrupalı liderlerden ya Türkiye gayet iyi şey yapıyor, biz bunu desteklemeliyiz, bu barış sürecinin arkasında durmalıyız açıklaması gelmedi. Çok ilginçtir bu. Sanki Avrupa, Amerika savaş devam etsin, ya biz de seyredelim uzaktan. Yani Rusya'yı daha fazla baskı altına tutup dize getirmeye çalışalım ama bu arada da Ukrayna'ya da yani olan oldu, ne yapalım? Yani oluyor böyle şeyler. Bakın Suriye'de oldu. Ya bu tabii bir kötümser bir okuma. Ama gerçekten insan şunu bekler yani. Ben sadece Türkiye olduğumuz için demiyorum ben. Yani bunu başka bir ülkede başarmış olsaydı, Çin bile başarmış olsaydı. Sonuç itibariyle toprakları işgale açık hale getirilmiş, işgal de diyebiliriz sonuçta, yani bombalanan bir ülke söz konusu ve siz Rusya'ya bununla ilgili yaptırım yapıyorsunuz, koyuyorsunuz. Hakikaten ben de tam aslında böyle bir parantez daha buraya açalım düşüncesiyle bir soru soracaktım. Müsaadenizle yine devam edersiniz. Macron'un Biden'a ilişkin söylediği bir söz var. Bu İstanbul görüşmelerinden sonra Putin'le bir telefon görüşmesi yaptı Macron. Biliyorsunuz böyle bir Macron'un tabirimi mazur görün, bir Erdoğan takıntısı var neredeyse. Bir Türkiye takıntısı olduğu da kuşku yok da. Bu sürecin sonunda Biden'ın Putin'e kasap demesini eleştirerek aslında Biden'ı bir anlamda yapıcı olmamakla suçladı diyebilirim. Şimdi Avrupa'nın meseleye bakışıyla tabii Amerika'nın meseleye bakışı farklı. Amerika için sürsün oradaki savaş, çok da umurunda değil belki, ama Avrupa hem yaptırımlara maruz kalması dolayısıyla, enerji meselesinin Avrupa'yı çok etkilemesi dolayısıyla, hem de son tahlilde coğrafi yakınlık dolayısıyla Amerika gibi tuzu kuru değil. Yani orada savaşın devam ediyor olması Avrupa'yı olumsuz etkiliyor ve aslında bir anlamda Avrupa bir önceki dönemden itibaren giderek netleşen bir şekilde Amerika'nın vesayetini hissediyor ve buna dair belki bir takım çabalar içine giriyor. Görebiliyoruz, seçebiliyoruz ya da seçemiyoruz biz. Biraz Ukrayna özelinde Amerika ve Avrupa'nın pozisyon alışını da değerlendirebilir miyiz hocam? Atilla Hoca'ya geçmeden önce sözünü ettiğiniz şey çok doğru. Türkiye'nin çabası takdir toplamadı hiçbir şey. Ya şöyle söyleyeyim, en azından kamuoyu önünde bunu dile getirmedi Avrupa ve sanki savaşın devam etmesinden hoşnutmuş gibi bir durum, bir fotoğraf verdi. Burada oysa çok ciddi bir çaba var. Ama bir de bir fark var. Avrupa ile Amerika'nın tutum alışında da bir fark var. Bu fark ne ifade ediyor? Tabii Avrupa'nın Sovyetler Birliği'ninle olan tecrübesi hala hafızalarda yerini tutuyor. Yani 2. Dünya Savaşı'nı doğrudan yaşamış bir ülke. Kayıplar orada. Sosyal hafıza içerisinde çok canlı olarak var bu. Ve tabii Avrupa'nın tehdit algısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin tehdit algıları çok farklı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'dan bir tehdit algısı yok doğrudan. Ama sizin de söylediğiniz coğrafi yakınlık itibariyle Avrupa Birliği, Avrupa'nın bütün ülkeleri çok ciddi bir şekilde güvenlik tehdidi altında hissediyor kendisini. Ve arada eğer Ukrayna'yı da açacak olursa, bu savaş durdurulmazsa, bir tampon bölge olarak bunu da aşıp gidecek olursa artık Rusya'yı durdurmanın zor olduğu, bunun yaratabileceği bütün travmaları Avrupa gördüğü için tabii daha bu savaşın bitmesi gerektiği, daha diplomatik bir dilin kullanılması gerektiğini söylüyor. Bakın Biden'ın Polonya'daki açıklamalarını bir tekrar hatırlayın. Rusya'ya karşı bir söylemi vardı biliyorsunuz. Özellikle Putin'in artık iktidarda kalamayacağına ilişkin söylemi vardı. Şimdi Rusya'da yapılan bir takım araştırmalar var. Bu söylem tarzı kimin işine yarıyor? Yani Amerika'nın böyle kovboyca, tabiri caizse, dünyanın lideri olarak kendisini konumlandırıp hoyratça belki de konuşması, bir söylem üretmesi eleştirilerin haklı olabilir. Yani işte Rusya liderinin, Putin'in otoriterliği vesaire, bu konuda herkes zaten eleştiriyor bu konuyu. Bu konuda yanlış yaptığı, Ukrayna'ya savaş açarak doğru yapmadığını zaten bütün dünya teslim ediyor böyle bir şeyi. Ama Biden'ın meseleye bakışı ve Rusya ile ilgili, Putin'le ilgili söylediği şeyler kimin işine yaradı? Putin'in işine yaradı. Şimdi Putin'e olan desteğin %80'in üzerinde olduğunu söylüyor bir takım medya kuruluşları. Elbette yani Rusya içerisindeki yapılan kamuoyu araştırmalarına belki belli bir mesafede yaklaşmak lazım, belli bir kuşkuyla bakmak lazım ama yine de bu bir trendi gösteriyor bize. Demek ki oradaki milliyetçilik duygularını artıran, Putin arkasında insanları konsolide eden bir sonuç üretti yani baktığımız zaman Biden. Aradaki fark bu işte. Yani Avrupa çok yakın bir tehdit olarak gördüğü için mümkün olduğunca diplomatik yollarla bu işin sonlanması gerektiğine inanıyor. Amerika Birleşik Devletleri krizin uzamasının kendisi açısından bir tehdit olmadığını görüyor. Evet hocam, biraz uzattık, kusura bakmayın. Siz de takip ettiniz, söyleyeceğiniz şeyler var kuşkusuz. Ama biraz da belki böyle hani Rusya-Ukrayna ilişkilerinin derinliğine, son tarihte Ukrayna dediğimiz toprakla ilgili bu savaş başlamadan önce Rusya tarafının açıklaması, oralar Rusya'ydı der gibi bir açıklaması vardı. Bunun nasıl etkilediğini düşünüyorsunuz? Yani işte modern dönemde sonuçta Sovyetler Birliği'nde değiliz, Çarlık Rusya'sında değiliz, işte ulus devletler dönemindeyiz. Devletlerin tanımı, devletler iç işlerinde bağımsızdır. Hangi şeye üye olacakları, hangi bloğun içine gireceklerin konusunda bağımsızdırlar, karar verebilirler, bağımsız karar verebilirler gibi bir ilkesellik. En azından kitaplarda bu böyle yazıyor. Ama tabii kitapta durduğu gibi durmuyor, öyle anlaşılıyor. Siz bu hani tarihi derinlik açısından nasıl okudunuz bu süreci? İstanbul toplantısının büyük bir başarı olduğuna kuşku yok. Ve İstanbul toplantısının başarısı da Türkiye'nin izlediği politikanın doğruluğunun bir kanıtı olarak görülebilir. Türkiye, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü önemsiyor. Rusya'nın Kırım işgalinin ve Ukrayna'ya saldırısının uluslararası hukuka aykırı olduğunun da altını çiziyor. Birleşmiş Milletler'de de bu doğrultuda oy kullanıyor. Ama buna karşılık Rusya'yı düşmanlaştırmıyor. Rusya'ya da Ukrayna'ya da Türkiye'nin ihtiyacı olduğunu ve bu savaşın sürmesinin iki ülkeye ve komşularına zarar verdiğini belirtiyor. Dolayısıyla İstanbul'da iki tarafın bir araya getirilmesi ve önceki müzakere toplantılarına göre daha müspet bir havada geçmesi toplantının ve az da olsa barışa doğru adım atılması gerçekten bir başarısıdır Türkiye'nin. Bunun altını çizmekte fayda var. Batı'nın Türkiye'den çok mutlu olmadığı, özellikle Erdoğan'dan çok mutlu olmadığı da aşikar bir gerçek. Çünkü Erdoğan Türkiye'si, bugünün Türkiye'si, Batı'nın bir kişiliksiz ve kimliksiz yörünge elemanı olmaktan çıkmıştır. Önceden Türkiye'nin bu gibi konularda inisiyatif alması, politika geliştirmesi düşünülemezdi. Batı ülkeler bir politika belirler ve Türkiye'de bir rol biçerlerdi ve Türkiye'de bu rolü takip ederdi. Türkiye, geçen hafta da konuştuk, iktisadi büyümenin verdiği bir ivmeyle ve bağımsızlık fikrinin güç kazanmasıyla bu rolü artık pek benimsemiyor. Türkiye, inisiyatif alan, öncülük eden ve bölgedeki problemler konusunda diyeceği olan bir ülke haline geldi. İstanbul toplantısı da bunu gösterdi. Gerçi İstanbul toplantısından çok da abartılı bir umut geliştirmek yanlış olur. Çünkü Rusya'dan ve Ukrayna'dan çelişik açıklamalar geliyor. Ukrayna tarafı daha çok ilerleme olduğundan bahsederken Rusya tarafı bir ilerleme yoktur da diyor. Ama en azından iki tarafın medeni bir şekilde tartışması ve bir iki konuda da olsa ilerleme sağlaması Türkiye için de bir başarıdır. Ve Ukrayna-Rusya savaşının çözümüne giden yolda tarihe kaydedilmiştir bu başarı. Rusya'nın Ukrayna'ya olan ilişkisine gelince, aslında Sovyetler Birliği dönemine döndüğümüzde Ukrayna'nın Sovyetler Birliği tarafından ezilen bir ülke olduğunu görüyoruz. Pek söz edilmiyor ama mesela 1932-33'te Holodomor adı verilen bir kıtlık vakası yaşanmıştır Ukrayna'da. Holodo açlık demektir, mor ölüm demektir. Açlıkla ölüm adına geliyor bu ve Ukrayna'nın resmi tarihine işlenmiş durumda. İlk defa Ukrayna 1993'te Holodomor gününü ilan etti ve açıkça anmaya başladı. Holodomor, Stalin, Sovyetler Birliği'nde tarımın kolektivizasyonu çerçevesinde vuku bulmuş bir olaydır. Malum Sovyetler Birliği'nde totaliter sistemin kuruluş sürecinin tamamlanması Stalin'in icraatlarıyla mümkün olmuştur ve bu icraatların en önemlisi de 1929'da başlanan tarımın kolektivizasyonu projesidir. Tarımın kolektivizasyonu projesi, tarımsal sektördeki özel toprakların devlet eline geçmesi ve buralarda köylerin mecburen çalışmak zorunda olduğu kolhozlar kurulması, devletin gözetim ve denetiminde öncülüğünde kolhozlar kurulması anlamına geliyor. Bu amaçla Ukrayna'da bir atak yapmıştır Sovyetler Birliği Stalin öncülüğünde. Bir takım topraklara el konmuş ve sahiplerini sürgüne göndermiştir. El konulan topraklarda da kolhozlar kurmuş ve Sovyet emirleri doğrultusunda Ukraynalı çiftçilerin, köylülerin bu topraklarda çalışması mecburiyetini getirmiştir. Ama Ukraynalılar bu politikayı reddetmişlerdir. Ve bunun üzerine 1932 hasatı olağan hasattan daha düşük gelince Stalin ben size gösteririm gününüzü diyerek bir suni kıtlık yaratmıştır. Suni kıtlık o kadar ağır olmuştur ki bazı rakamlara göre 8, bazı rakamlara göre 12 milyon. 8 ile 12 milyon arasında insan hayatını açlıktan kaybetmiştir. Bu nüfusun 1/4'üne tekabül etmektedir. Köylü nüfusun ise yaklaşık yarısı hayatını kaybetmiştir. Sovyetler Birliği Ukraynalı çiftçilerin topraklarına el koymuş, ertesi sene için ekim için ayırdıkları tahıla el koymuştur. Buna karşılık Ukraynalı köylülerde mesela hayvanlarının Sovyetlerin eline geçmesini engellemek için hayvanlarını öldürmüşlerdir. Ve bu kıtlık o kadar ağır bir hale almıştır ki artık tahmin edilmez boyutlara ulaşmasına rağmen Sovyetler Birliği bu acının gidermesi yolunda bir adım atmamıştır. Aksine o yıllarda ihracatı geçmesine rağmen Ukrayna'ya tahıl vermemiştir. Ve Ukraynalıların da tahıl arayışını ülke içi pasaport getirmek suretiyle bir yerden bir yere seyahatin resmi makamların iznine bağlanması suretiyle engellenmiştir. Yani bu dolayısıyla Ukraynalıların hafızasında yer etmiş bir olaydır. Her ne kadar olaydan bahsedilmesi yasaklanmışsa da, Sovyetler Birliği yıkılana kadar olaydan bahsedilmesi yasaklanmışsa da bu milli hafızada nesilden nesile nakledilen bir olay haline gelmiştir. Dolayısıyla Ukrayna Rusya'nın bu tür vahşi uygulamalarıyla ilk defa karşılaşıyor değil. Ama bu sefer farklı bir şey oldu. Ukrayna Rusya toprakları dışında egemen ülkeler ailesinin bir üyesi ve Batı'yla da belli bir temas zinciri içerisinde. Dolayısıyla Putin'i hayal kırıklığına uğratan bu gerçek de bütün açıklığa tecelli ediyor. Putin zannediyorum ki 3 gün 5 gün içerisinde Kiev'i ele geçiririz. Zelenski'yi indirir ve kukla bir yönetim kurarız ve Ukrayna bizim dediğimiz çizgide gider şeklinde düşünüyordu. Bu vuku bulmadı. Bunun vuku bulmaması da iyi bir olay. Tekrar altını çizmekte fayda var. Rusya Türkiye için önemli bir güç ama Rusya'nın çok güçlü olması da Türkiye için kötü bir şey. Rusya kontrol edilebilir bir güç içerisinde kalmalı. Bunun olması için de Ukrayna'nın Rusya'dan ayrı bir varlık olması ve Rusya ile arasında bir ilişki olması iyi bir şey. Buradan yine Türk dış politikasına dönecek olursak, Türk dış politikasının ben isabetli olduğu kanaatindeyim. Hatta hükümetin en başarılı icraatlar arasında olduğu kanaatindeyim. Nitekim Rusya-Ukrayna toplantısının İstanbul'da yapılması bunun bir sonucu ve göstergesidir diye düşünüyorum. Evet. Hocam gelelim içeriye isterseniz. Sizinle devam edelim hatta. Şimdi bugün, dün genel kurulda seçim yasası konuşuluyor biliyorsunuz. Evet. AK Parti ve MHP grubunun hazırladığı komisyon safahatinden sonra da genel kurula gelen bir seçim yasası var. Bazı değişiklikler var seçim yasasında. İşte baraj %10'dan %7'ye indiriliyor. İşte ittifak oylarının dağılımı ile ilgili bir gelişme var. Hem bunları bir yani madde tekrar da edebiliriz. İşte il ve ilçelerdeki seçim kurullarının teşkiliyle ilgili ufak bir değişiklik var. Ve seçime işte bir yıl kala yaklaşık bir yıldan biraz daha var ama bu değişiklik yapıldı. Hem de seçimin tarihiyle ilgili de aslında o muhalefetin mütemadiyen erken seçim isteriz, acil seçim isteriz vaveylasına rağmen seçimin vaktinde yapılacağı da bir şekilde tescillenmiş oldu diyelim ki. Takip ettiniz mi hocam? Yani içeriğine dair seçim yasasının Nasıl değerlendirdiniz? Hem tabii ki hani bu yeni seçim, yeni idari sistemde diyelim ki yani başkanlık, cumhurbaşkanlığı sisteminin de aslında içinde bir ittifaklar mantığı içerisinde bir takım değişiklikler yapılmış oldu seçim yasasında. Barajın düşmesi tabii ki pozitif bir şey. Hani muhalefetin yaklaşımı açısından da belki değerlendirmek lazım. Ben hani şöyle bir soruyla şey yapayım, bağlayayım isterseniz. İşte yani temsilde adalet meselesi işte devamlı konuşulagelen bir şey biliyorsunuz ve hani istikrar ve temsilde adaletin o denge hali nasıl bulunacak? Aslında belki de siyasetin en işte ince çizgisi orası. İttifak sistemi aslında hem o temsilde adalet yani çoklu temsile de imkan veriyor ama tabii bunun içerisinde istikrarı sağlayacak bir yapıda tutturmanız gerekiyor. Bu çerçeveden baktığımızda yeni seçim yasasındaki değişiklikleri nasıl değerlendirdiniz? Şimdi öncelikle muhalefetin söylemindeki bir çelişkiye işaret ederek başlamakta fayda var. Muhalefet biliyorsunuz uzun zamandır erken seçim istiyordu. Ve bu erken seçim söylemi de bu erken seçimden kendisini zaferle çıkacağını ve demokrasiyi kuracağını söyleyerek bağlıyordu. Burada bir çelişki var. Bir erken seçim istemek demek seçimlerle iktidarın değişeceğini, seçimlerle iktidarın değişmekte olduğu bir sistem içerisinde seçim istendiğini kabul etmek demektir. Dolayısıyla Türkiye'de kurulacak bir demokrasi yoktur. Şüphesiz demokrasimiz mükemmel değil. Çeşitli açılardan eksiklikleri var. Bu eksikliklerin görülmesi ve giderilmesi lazım. Ama demokrasiyi geliştirmek başka bir şey, demokrasiyi kurmak başka bir şey. Muhalefet yaman bir çelişkiye düşüyor burada. Bir ülkede demokrasi kurmak nasıl olur bunu anlamak istiyorsak mesela tek parti diktatörlüğünden Türkiye'nin çıkış sürecine bakabiliriz. Tek parti diktatörlüğünde tek parti vardı. Demokratik seçimler yoktu. Vatandaşın siyasete katkısı yoktu. Yarışmacı seçimler olmadığı için iktidar değişmiyordu. Dolayısıyla demokrasi yoktu. Demokrasinin kurulması yolunda atılan ilk adım siyasi partilerin kurulması olmuştur. Daha sonra da seçimin şartlarının hazırlanması ve 46 seçim rezaletinden sonra yargı denetiminde seçime geçilerek 1950 seçimlerine gidilmesi ve 1950 seçimlerinde iktidarın demokratik usullerle el değiştirmesi söz konusudur. Dolayısıyla bu süreç mesela bir demokrasi kurma süreci olarak alınabilir. Veyahut da 1970'lerin Yunanistan'da Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra demokrasiye geçiş yahut da İspanya'da demokrasiye geçiş bir örnek olarak ele alınabilir. Dolayısıyla demokrasiyi kurmak böyle bir şeydir. Türkiye'de böyle bir şeye ihtiyaç yok. Türkiye'de zaten devamlı seçim yapılıyor. Devamlı seçim yapmış, seçime girmiş ve seçim kazanmış bir iktidarla karşı karşıyayız. Nitekim muhalefetin erken seçim çağrılarına da iktidarın cevabı hayır seçim yapmayacağız, seçim meçim yok şeklinde olmamıştır. Sadece seçim zamanında olacak şeklinde cevap vermiştir. Dolayısıyla muhalefetin bu çelişkisi önemli bir çelişki, bir zihniyeti yansıtması bakımından üzerinde durulmaya değer bir çelişki. Öbür taraftan erken seçim çağrısı eski sisteme ait bir alışkanlığın yansıması olarak görülmek gerekir. Çünkü cari sistemde erken seçim çok istisnai hallerde, olağanüstü hallerde ve çok az sayıda gerçekleşebilecek bir olaydır. Seçimin zamanda olması başkanlık sistemlerinin temel karakteristik özelliğidir. Nitekim bu seçimde zamanda olacağı benziyor. Bu çerçevede mevcut iktidarın parti gruplarının meclise sunduğu kanun teklifinde çeşitli değişiklikler getiriyor. Bu değişikliklerde iyi taraflar da var bana göre, yetersiz taraflar da var. İyi taraflarından birisi seçim barajının %7'ye düşürülmesidir. Bana göre %7 de biraz yüksek. Aslında %5 olması daha makuldü. Ama temsilde adalet ve yönetimde istikrar ilkesi eğer bir seçim sistemini gözetmesi gereken şeyse ve yönetimde istikrardan da çalışabilir bir parlamento kastediliyorsa ki onu kastetmemiz lazım. Çünkü yönetmede istikrar zaten sağlanmış durumdadır. Parlamentoda istikrardan söz ediliyorsa parlamentonun da aşırı bölük olmaması gerekir. Yani %5 bir seçim barajı yaklaşık 19 partinin mecliste var olabilmesi teorik olarak demektir. Şu anda %95 zannediyorum temsil var şeyde parlamentoda evet. Şu haliyle de. %7 barajda yaklaşık 14 partinin mecliste olmasına imkan sağlar. Demek ki 8-10 partili bir meclis makul bir meclistir. Bu bakımdan da barajın düşürülmesi bence yerindedir. Hatta daha da düşürülebilirdi. Önce bunun altını çizmek lazım. Bir seçim sisteminde aranan temel özellikler temsilde adalet ve yönetimde istikrardır. temsilde adalet bakımından ne yapılması gerektiği ve ne sonucu olacağından bahsettik. Yönetimde istikrara gelince, yönetimde istikrar parlamenter sistemlerde daha ziyade bir problemdir. Başkanlık sisteminde bir problem değildir. Çünkü başkanlık sisteminde halk doğrudan doğruya başkanı seçmektedir. Ve başkan seçilmemesi diye bir şey söz konusu değildir ve seçim zamanında olacağına göre 5 senelik süre zarfında yönetimde istikrar olacak demektir. Bu gerçeğin de altını çizmekte fayda var. Şimdi bu ittifak, bu seçim kanunu muhalefet tarafından çeşitli şekillerde eleştiriliyor. Ana eleştiri bir mühendislik çabası içerisine girildiği ve bu mühendislik çabasının da AK Parti ve MHP'nin lehine sonuçlanmasının istendiği şeklinde bir iddia var. Bu olabilir de olmayabilir de. Şüphesiz küçük partilerin işi burada zorlaşıyor. Küçük partilerin milletvekili çıkartması daha da zor hale geliyor. Bu ittifakları etkileyecektir ve çok küçük partilerin liderleri ve lider takımı en azından belki de barajı aşma ve oy potansiyeli yüksek olan partilerden aday olmaya başlayacaklardır. Nitekim bir araştırma bu ittifakın AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'ye yarayacağını gösteriyor. Ama kimi nasıl yarayacağı aritmetik tabloya bağlıdır. Aritmetik tabloda da ne olacağını önceden kesin olarak öngörmek mümkün değildir. Bana göre o da olabilirdi, bu da olabilir. Çok da büyük bir problem yok burada. Yani küçük partilerin işinin zorlaşması Türkiye'nin demokrasisine bir handikap getirecek bir şey olarak görülemez kanaatindeyim. Seçim değişikliği şüphesiz bir sene geçmeden uygulanamayacağı için bu erken seçim çağrılarının tamamen boşa düştüğü ve erken seçim çağrılarının anlamsızlaştığı olarak da okunabilir. Bunu biz devamlı yazıp çiziyorduk, söylüyorduk ama muhalefeti bir türlü inandıramıyorduk. Çünkü muhalefet hala eski sistemin kontrolüyle kafasında düşünüyor ve öneri getiriyor. Seçim kanunu şöyle veya böyle çıkabilir ama bu oyunun kurallarının önceden belli olması şartıyla bir anormallik yoktur. Seçim bir çeşit oyun olarak görülebilir. Oyunun kurallarının son anda değiştirilmemesi ve oyun kurallarının öngörülebilir olması gerekir. Evet. Bu açıdan da bu seçim kanunu değişikliğinin bir problem yarattığı kanaatinde değilim ben doğrusu. Seçim olacak ve inşallah seçim güvenliği Türkiye'de önemli ölçüde sağlanmış bir şeydir. Türk demokrasinin en büyük başarısı, hatta Amerikan demokrasisinden bile başarılı tarafı seçim yapmaktaki başarısıdır. Bu başarının da gerek iktidar gerek muhalefet tarafından ciddiye alınması ve dikkatle korunması gerektiği kanaatindeyim. Olaylara bu açıdan bakmakta ve bu açıdan yorumlamakta fayda var. Sevmeyebiliriz bir iktidarı ama demokratik seçimle bir iktidarı değiştirme şansımız olduğu sürece pek de endişe edecek bir şey yok demektir. Talip Hocam, siz meclis deneyimini bilen birisisiniz. Bu seçim yasasındaki değişiklik meclise nasıl yansıyacaktır? Türkiye'de seçim kanununun değişmesine yönelik talepler eskiden beri vardı. Bu yeni değil. Özellikle barajın düşürülmesi konusu zaten hep gündeme geliyordu. Çünkü toplumdaki bazı kesimler kendilerinin meclise temsil edilmediği kanaatindeydi. Ya da işte çok az oranda oy alan partiler bu kanaatteydi. Ama Türkiye'de seçime katılma oranlarına bakıldığında sizin de işaret ettiğiniz gibi çok ciddi bir temsil oranı var. Bu Avrupa ortalamasının kesinlikle üstünde, pek çok ülkenin üstünde. Dolayısıyla siyasi temsil açısından bu anlamda bir problem yoktu ama yine dünyayla tabii karşılaştırdığımızda bu barajın yüksek olduğu da aşikardı. Fakat bu ne zaman konulmuştu baraj, onu hatırlayalım. Bu aslında darbe sonrasında yazılan anayasanın ortaya koyduğu bir barajdı. Temel nedenlerinden bir tanesi de Türkiye'nin çok parçalı bir siyasi geçmişinin olması, bunun faturalarıydı. Bunu aslında tekrar hatırlatmakta yarar var. Yani zaman zaman Türkiye'yi illa işte koalisyonlar yönetsin, niye Türkiye'yi koalisyona yönetmesin, işte bunu Avrupa'da görüyoruz, Almanya'da görüyoruz. Hatta farklı siyasi kanaatte olanlar bile bir araya gelip ülkeyi yönetebiliyor diyorlar. Fakat bu Türkiye'nin kendi siyasal tarihi açısından bakıldığında pek de mümkün olmadı biliyorsunuz. Bu ittifaklarla biraz yeni olmaya başladı. Mesela altılı ittifaka baktığımızda toplumsal tabanları bunlar ne kadar bir araya gelebilir bilemiyoruz. Ama ideolojik açıdan bakıldığında aslında birbirinden çok farklı kesimler ve siyasi bakışları temsil ediyorlar. Ama işte mevcut iktidar karşıtlığının bu partileri bir araya getirebildiğini görüyoruz. Yoksa hani ortak başka neleri var diye baktığımızda daha derin Türkiye'nin temel sorunlarını, acaba bunlar aynı çözümleri mi üretiyorlar? Türkiye'nin temel işte ideolojik kırılmalarında hangi noktada bulunuyorlar sorusunun cevabı belki daha ilerleyen zamanlarda açığa çıkacak, göreceğiz. Şimdi bütün gayret işte Türkiye tekrar parlamenter sisteme dönüştürmek, işte mevcut iktidarı koltuğundan etmek. Bu temel amaç olarak gözüküyor. Dolayısıyla burada tabii seçim sonuçları itibariyle baktığımızda Atilla Bey'in söylediği gibi biraz büyük partilere yarayabileceğine ilişkin simülasyonlar var. Onu söyleyelim. Bu konuda kimse kesin bir kanaat söyleyemiyor. Çünkü vatandaşın oyunun hangi şehirde, hangi bölgede, hangi seçim sandığında nereye yansıyacağına ilişkin bir tahminde bulunmak o kadar da kolay değil Türkiye şartlarında. Bu açıdan bakıldığında aslında bu bir başlangıç. Yani Türkiye'deki seçim yasasının değişiyor olması, Türkiye'de farklı kesimlerin siyasette temsili açısından elbette barajın belirli oranlarda düşürülmesinde yarar var. Bu zaten Türkiye'de en geniş toplumsal taleplerden, siyasal taleplerden bir tanesiydi. Ama Türkiye'de %10 barajının konulmasının da bir takım nedenleri vardı. Yani tarihsel olarak baktığımızda, çünkü Türkiye'de sık sık hükümetlerin koalisyonlarla yönetiliyor olması, her iki sene bir seçimin olması bu Türkiye'de çok ciddi aslında problemlere neden oldu. Çünkü orta ve uzun vadeli planlamalar yapamadan hükümetler devriliyor, yıkılıyor ve tekrar Atilla Hocam bunu daha önce söylemişti. Bürokratik vesayetin aslında emrine bir şekilde girmiş oluyordu. Gerçekten de istikrarsızlık dönemlerinde çok sık seçimlerin olduğu dönemlerde Türkiye'de milli irade meclise kısa süreli yansıyor ama herhangi bir plan program yapılmadan hükümet programını okuyor ama bu konuda bir işte icraata geçmeden tekrar yıkılıyordu. Bu da Türkiye'de aslında bürokratik vesayetin çok daha kendi yerini konsolide etmesine, sağlamlaştırmasına neden oluyordu. Bu bakımdan son 20 yıla baktığımızda aslında sık sık seçimlerin yapılmıyor olmayışı Türkiye açısından bir avantaj. Elbette iktidarı seven olur, sevmeyen olur ama demokrasilerde iktidarlar seçimde gelirler, seçimde giderler. Türkiye bunu yaşadı şimdiye kadar ve ona bakıldığında bazı ufak tefek eleştiriler olmakla beraber Türkiye'de seçimler katılım itibariyle bakıldığında, mekanizması ve teknolojisi itibariyle bakıldığında hep güvenilir seçimler ola gelmiştir. İşte AGİT her zaman gözlemci gönderiyor, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği ülkeleri bu gözlemcilerin raporlarında da bunu görebiliyoruz. Ama tabii ki bir ülkedeki yani hükümeti eleştirmek en doğal hak olmakla beraber muhalefet partilerinin burada ülkenin işte istikrarı, işte yönetimdeki devamlılık da son derece önemli. Çünkü özellikle 1900-2000'li yılları ben hatırlatmak isterim. Bu dönemi biz kendimiz yaşadığımız için söylüyorum. O dönem gerçekten Türkiye yönetilemiyor idi. Sebebi Türkiye'de işte yetenekli şeylerin olmayışı değil. Yani birikimli siyasetçilerin olmayışı değildi. Bu parçalı siyasetin Türkiye'ye getirdiği travmalardı bunlar. Dolayısıyla ben seçim kanununda belirli bir oranda oranın düşmesi, seçim barajının düşmesini olumlu karşılıyorum. Ama zaten Türkiye'de seçim sonuçlarına bakıldığında ittifak bu temsil oranını otomatikman artırdı zaten. Bunu ifade etmekte yarar var. Ama %1'lik, %2'lik partiler açısından bakıldığında bunların pek çok ülkede zaten %3, %4 barajları var biliyorsunuz. Ama bir şeyle bitirmek istiyorum. Yani bu koalisyon kültürü, koalisyonla yönetme kültürü Türkiye'de çok başarılı olmadı geçmişte baktığımızda. Almanya'da mesela çok farklı iki görüş bir araya gelip ülkeyi 10 sene, 15 sene yönetiyor. Ama Türkiye'de olmadı çünkü Türkiye'de çok farklı ideolojik bağlamlarda siyaset yapılıyor. O nedenle ben Türkiye'deki koalisyon hükümetlerinin çok uzun vadeli gidebileceği kanaatte değilim. Ama tabii Türkiye'de değişiyor. İşte şu anda 6 tane farklı parti bir araya gelebiliyor. Kendi işte siyasal projelerini ortaya koyuyor. Ama Türkiye'nin ideolojik böyle bagajı söz konusu olduğunda, bir takım kritik noktalar söz konusu olduğunda, işte değil mi vicdan hürriyeti gibi vesaire gibi, buna çok yakın zamanlarda büyük travmalar yaşamış ülkeyiz biz. Buralarda acaba nasıl bir sonuç üretecek koalisyon hükümetleri ya da koalisyona bakış? Bu önemli bir soru olarak hala karşımızda. Ben bireysel olarak koalisyon hükümetlerine ilkesi olarak karşı değilim. Ama Türkiye'deki tecrübeye baktığımızda çok iyi sonuçlar üretmediğini de söylemekte yarar görüyorum. Bir iki şey hatırlatmak istiyorum Atilla Hocam. Sizin de hani vaktimiz dar, son değerlendirmelerinizi almak adına. Şimdi 1 Kasım 7 Haziran seçimlerinden sonra AK Parti %41 küsür oy alarak hükümet kuramamıştı hatırlarsanız. Sonra işte tekrar seçim yaşamıştık. 28 Şubat döneminde Refah Partisi en çok oy alan parti olmasına rağmen hükümet kurması engellendi. Yani hükümet kurma görevi teamillere aykırı olarak işte diğer partilere, daha az oy alan partilerin genel başkanlarına verildi. Ve bu konuda asker doğrudan diğer partilerin genel başkanlarına ne yapıp edin siz hükümet kurun ultimatomu verdi. Yine çok yakında aslında bu başkanlık seçimi, cumhurbaşkanlığı seçimi tartışması yaparken biz yanlış hatırlamıyorsam İtalya'da bu hükümet kuramama meselesine bir çare olarak işte %40 oy alan parti hükümet kursun gibi bir çıkış yolu aranmıştı. Yani demek istediğim şey şu, aslında hani son tahlilde seçim kanunu dediğimiz şey demokratik çerçeveler içerisinde her ülkede kendi ihtiyaçlarına, kendi işte anayasal ve işte demokratik mazisine ve kendi aktüel koşullarına göre siyasetçi hukukçuların çare arayıp model geliştirebilecekleri bir vasat. Bu çerçeveden baktığımızda hani sizin söyleyeceğiniz nedir? Bu işte koalisyon hükümetleri, temsil, çoklu temsil vesaire bunların sanki doğrudan her vakit, her koşulda müsbet içerikler üretir gibi bir kanaat var. Ama görüyoruz ki çok da öyle değil. Biraz işte hani siyaset tarihi, siyaset felsefesi, literatürü içinden buna söyleyeceğiniz birkaç cümle olur mu? Yani bu konu çok mühim bir konu. Belki ayrı bir program veya programlar yaparak tartışmamız lazım. Şimdi bir iki noktaya işaret etmekle yetinebilirim. Yani parlamenter sistemde, başkanlık sistemi de demokrasilerde karşımıza çıkan iki tipik sistemdir. Yani parlamenter sistem de makul ve meşrudur, başkanlık sistemi de makul ve meşrudur. Toplumun hangisinin tercih ettiğine bağlı olarak bunlardan birisinde yol alınabilir. Ama Türkiye'deki parlamenter sistem tipik bir parlamenter sistem değildi. Benim sapkın adını verdiğim, sapık dememek için sapkın dediğim bir parlamenter sistemdi. Ve bu parlamenter sistemin bizim zihnimizde bıraktığı hatıralar pek de hoş değil. Ve bu parlamenter sistemin en önemli problemi de bürokratik vesayete kolay geçit veriyor olmasıdır. Çünkü zayıf iktidarlar bürokratların elini kuvvetlendirmektedir. Dolayısıyla Türkiye'nin parlamenter sistem tecrübesi acı bir döneme denk gelmektedir. Bununla beraber her ülke kendi sistemine sahiptir. Yani dünyada ne kadar ülke varsa o kadar da hükümet sistemi olduğu söylenebilir. Biz bunları teorik olarak ana başlıklar olmak üzere parlamenter sistem veya başkanlık sistemi altında inceliyorsak da bu sistemlerin her birinde ufak tefek veya daha geniş çaplı değişiklikler vuku bulmaktadır. Bana göre başkanlık sistemi de ıslah edilmeye muhtaç bir sistemdir, geliştirilmeye muhtaç bir sistemdir ama meşru bir sistemdir. Usullerine uygun olarak getirilmiştir. Usulüne uygun olarak bu sistemde değiştirilmesi mümkündür tabii ki. Bir parlamenter sisteme geçiş mümkündür. Ama parlamenter sistemin eksileri, artıları ve mevcut sistemin eksileri, artıları yan yana konularak buna karar verilmelidir kanaatindeyim. Fakat dediğim gibi bu çok etraflıca ele alınması gereken bir mesele. Daha geniş bir zamanda muhtemelen bunları tartışmamız daha iyi olur kanaatindeyim. Peki hocam. Çok teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere o halde. Hoşçakalın.